Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde 9. sınıf öklit bağıntısı konusunu işleyeceğiz. Bir dik üçgende hipotenüs ait yüksekliğin uzunluğunun karesi bu yüksekliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçaların uzunlukları çarpımına eşittir. Dikkat ederseniz dikten bir dik Burada öklit bağıntısı uygulayabiliyoruz. Buradaki yüksekliğimiz haşin karesi p çarpı k'ye eşit. Bu Dik kenarımın karesi P çarpı tamamına yani P artı K'ya eşit. AC dik kenarımın karesi de K çarpı A'nın tamamına eşit. Gördüğünüz gibi öklit teoreminin ispatını yapmış arkadaşlar alfabeta alfabeta diyerek benzerlikten gene bu şekilde bu oranları çıkartabiliriz ama öklitte önemli olan formüllerim dediğim gibi h kare formülüm c kare formülüm ve b kare formülümdür. Dikkat edin. Yüksekliğin karesi tabanların çarpımına eşit. Dik kenarın karesi taban çarpı tamamına eşit. Diğer dik kenarın karesi bulunduğu taban çarpı tamamına eşittir şeklinde ifade edebiliriz. Örnek 1'deyiz arkadaşlar. Diyor ki yanındaki şekilde verilen ABCD üçgeninde açısının 90 verdik. E, AB'yi 6, AC'yi de 8 verdik. PK ve H uzunluğunu istiyor. İlk önce P'yi bulabiliriz. Nereden? 6'nın karesi eşittir. E, bir de şuna dikkat edin. 6 8 10 üçgeni var burada. Yani A'nın tamamı 10 arkadaşlar. Dersiniz ki 6'nın karesi eşittir P çarpı 10'dan P'miz burada 3,6 gelir. Aynı şekilde 8'in karesi eşittir. K çarpı 10'dan K'mız bize buradan 6,4 gelir. H kareyi istiyor. P'yi 3,6 bulduk. K'yı da 6,4 bulduk. H'in karesi bu ikisinin çarpımına eşit. Yüksekliğimiz kaç gelir? 4,8 gelir deriz. Örnek 2'de şekildeki ABC üçgeninde A açısı 90. AH, A, H, B, haşa dik. B, 4 birim. HC'nin de 5 birimi olduğunu söylüyor. B, C ve H'ı soruyor. H karemizin arkadaşlar 4 çarpı 5'ten 2 kök 5 yani kök 20'den 2 kök 5 olduğunu görebiliyoruz. C'miz C kare eşittir diyerek 4 çarpı 9'dan C'mizi 6 bulabiliyoruz. B kare eşittir 5 çarpı 9'dan B'mizin de 3 kök 5 geldiğini görebiliyoruz. Formülleri bilirsek soruları çok rahat bir şekilde yaparız. Şimdi örnek yeni bir sorumuzdayız. Örneklerimizdeyiz. Diyor ki ABC bir dik üçgen. BH 10 CA 12. X'i soruyor bize arkadaşlar. İlk önce yapacağımız işlem şu. Burası 12. Burası 10. Şuraya A dersek. 12'nin karesi eşittir. A çarpı tamamı. Yani A artı 10'dur. 144 a çarpı a artı 10'a eşit olduğundan a'mız bize buradan kim gelir? 8 gelir. a 8 olduğuna göre x'imizi bulabiliriz. x kare eşittir. 8 çarpı kimdi? 10'du. Yani 80'di. Bu da kime eşittir arkadaşlar? Kare kök dışına çıkartırsak 4 kök 5'e. Örnek 2'de ABC bir dik üçgen. bd 2 AE5 AB X vermiş öklit bağımsız kullanabilmeniz için dikten dikilmesi lazım. Tekrar dikkat edin. Diyor ki AE doğru parçası ABC üçgeninin BC kenarına ait kenar ortaydır. Kenar ortay olduğuna göre burası da 5, burası da 5 olacağı için 3'tür arkadaşlar. Bize x'i soruyor. Dikten dikindiği için yükseklikten dikindiği için uygulayacağımız nokta şudur. Zaten burası 3 4 5 üçgendir. Öklit hatırlayamıyorsanız şurada Pisagor uygularsınız. 4'ün karesi artı 2'nin karesi x'in karesine eşittir. 20 x'in karesine eşitse x buradan kök 20'dir. O da ne diye çıkar arkadaşlar? 2 kök 5 olarak dışarı çıkar. Geldik yeni bir örneğimize. ABC ve DBC dik üçgen. AB'nin 12 birim, DE'nin 8 birim, FC'nin de 2 birim olduğunu söylüyor. Bize x'i soruyor. Ne yaparız? Buraya y deriz gençler. Şu ifadeyi y dersek eğer 12'nin karesi dikten indiği için dikkat edin. 8 çarpı tamamı 10 artı y, y eşittir. Y'miz buradan kim gelir? 8 gelir. O zaman burası da 8'dir. Şimdi ne yapacağız? X'in karesi diyeceğiz. Eşittir. 2 çarpı tamamı tabanın tabandaki kenarı çarpı tamamı çarpı kim 18 olur arkadaşlar x'imiz buradan bize kaç gelir 6 gelir deriz geldik örnek 4'ümüze abc bir üçgen AB abac'yi eşit arkadaşlar ad'yi 445 dc'yi 6 bd'de x vermiş x'in bize kaç olduğunu soruyor. Buradan bir yükseklik inebiliriz öklit bağıntısı uygulayabilmek için. Yükseklik indiğimiz zaman gençler yapacağımız işlem şu olur. Şimdi 4 kök 5 var orada. Başka bildiğimiz ne var? 4 kök 5 orada bir hipotenüsü temsil ediyor. Yapacağımız işlem şu olur. 4 kök 5'in 4 kök 5'in karesi eşittir. A çarpı şuraya eğer a dersek eş parçaladığı için şurası da a artı 6 olur tabi a çarpı kime eşittir arkadaşlar 2a artı 6'ya eşittir buradan a bize kaç gelir 5 gelir a'mız 5 ise gençler şurası da 11'dir x toplam bize kaç gelir 16 gelir deriz diyor ki abc bir dik üçgen BDDC'yi eşit AD de e dik. yedik. ED'yi 15, AE 25 birim vermiş. Bize kimi soruyor? X'i soruyor. Şimdi 15, 25 olduğuna göre şurası kaç gençler? 20'dir. Peki dikten indiğine göre tabanlı değiş parçaladığına göre tabanlar da nedir? 20'dir. Şuraya bir diklik indirdiğimiz zaman gençler dikkat edelim. Şimdi şurası X Şurayı bilmiyoruz. E, 15 olduğuna göre buraya kaç kalır? 9 kalır. 9 ise 25'ten burası kaç olur? 16 olur. E, 12, 16, 20 olduğuna göre bu dik kenarım 12'dir. 12, 20 olduğuna göre burası 16 olacağı için x'imize kaç gelir? 7 gelir deriz. Geldik diğer örneğimize. ABC bir üç, dik üçgen. ADBC'ye dik. BD 4 birim, DC de 9 birim diyor. AB'nin AC'yi bizden oranını istiyor. Burası 4, burası 9 ise şurayı bulabiliriz. 9 çarpı 4'ten 36 olur. Burası ne olur? 6 olur. İkisinde de Pisagor uygularız gençler. AB'nin karesi eşittir deriz. 6'nın karesi artı 4'ün karesi. 36 artı 16'dan 52 gelir. Yani karekök içerisine çıkartırsak burası 2 kök 13'tür. Bu sefer geldik. Şöyle yazalım gene de dursun. AB 2 kök 13. Bu sefer geldik AC'ye. AC'nin karesi eşittir. 6'nın karesi artı 9'un karesidir. 36 artı 81'den. 117 gelir ve bu dışarıya ne çıkar arkadaşlar? AC uzunluğumuz dışarıya 3 kök 13 olarak dışa, çıkar. Burası da 3 kök 13'tür. A, B, A, C'yi oranladığımızda cevabın 2 bölü 3 geldiğini görürüz. Geldik yeni bir soruya. A, B, C bir dik üçgen. B, E, E, D yedik. A, H da B, C yedik. B, E 4 birim olduğuna göre bize X'i soruyor. Dikkat edin A, B, C üçgeninde diyor. D noktası BC kenarının orta noktasıdır. D noktası BC kenarının orta noktası ise buraya buraya B dersem burası da ne olacak arkadaşlar? A artı B olacak. O zaman diyeceğiz ki 4'ün karesi eşittir A çarpı A artı B. Aynı şekilde X'in karesi eşittir A çarpı 2 tane A ve 2 tane B. 2 A artı 2B diyeceğiz. Peki biz X karenin A çarpı 2 çarpı A artı B olduğunu buradan gözleyebiliyoruz. Peki A çarpı A artı B 16 olduğuna göre gidip yerine yazdığımızda 2 çarpı 16 oluyor. Yani x kare 32 oluyor. Benim x'im kimdir? 4 kök 2'dir derim. Geldik diğer soruya. ABC ve DBC dik üçgen. dik, e, ye yedik. de BC ye yedik. Dikkat edin, BD'nin iki tane AB olduğunu söylüyor. Yani şurası T ise buranın iki adet T olduğunu söylüyor. E, FB, e, BF, e, pardon, BE ve FC iki birim. EF de x'tir diyor. Bize x'i bulun diyor. Gelin arkadaşlar burada öklit yapalım. T'nin karesi eşittir 2 çarpı tamamı x artı 4. 2 T'nin karesi eşittir x artı 2. Çarpı kim arkadaşlar? X artı 4. Bunları birbirine oranladığınızda. 1 bölü 4 kime eşit olacak? X, e, X artı 4'ler birbirini götürdüğünde. 2 bölü X artı 2. İşler dışlar yaptım. X artı 2 8 ise. X bize buradan kaç gelir? 6 gelir deriz. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersimiz buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.